ABD'de seçiciler kurulu üyeleri oylarını kullandı ve 3 Kasım başkanlık seçimlerinin galibi Demokrat Partili Joe Biden, Amerika'nın gelecek 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanı olarak resmen onayladılar bugün. Aslında Joe Biden zaten ABD'de halk oylamasını 7 milyondan fazla oyla kazanmıştı. Ancak seçim sonucunu belirleyen esas unsur 538 üyeli seçiciler kurulunun oylarıydı. İşte ABD siyaset sahnesinde neredeyse 50 yıldır yer alan Demokrat Biden seçimi kazanması için gereken 270 seçici delege sayısını aştı ve seçici kurulun oylarını 306'sını alarak rakibi Başkan Trump'a fark attı. Dolayısıyla Başkan Trump 232 seçiciler kurulu oyu alarak oylamanın mağlubu oldu. Normalde seçici kurulu üyeleri oy kullanmak için genellikle eyalet kongre binalarında toplansalar da bu kez seçim sonuçlarına dair yaşanan toplumsal gerilim olayları nedeniyle bazı yerlerde delegeler bilinmeyen noktalarda oylarını kullandı. En az iki eyalete yetkililer seçici kurulu delegelerine silahlı koruma sağladı. Örneğin Orta Batı eyaleti Michigan'da Demokrat seçici kurulu üyelerine oy verme işlemi öncesinde polis eşlik etti. Ülkenin güneybatısında Arizona eyaletinde ise Biden 1996'dan bu yana seçimi kazanan ilk Demokrat adayı olmuştu. İşte bu eyalette seçici kurul üyeleri güvenlik nedeniyle bilinmeyen bir noktada oylarını kullandı. Biden'ın memleketi Delaware'da da oy verme işlemi daha güvenli olduğu düşünülen bir üniversitenin spor salonunda yapıldı. Joe Biden galibiyetin ardından memleketi Delaware'da yaptığı konuşmada hukukun üstünlüğü, anayasamız ve halkın iradesinin Trump'ın seçim sonuçlarını geri alma çabalarına üstün geldi dedi. Ayrıca Biden konuşmasında birlik çağrısı yaparak tarihimiz boyunca da yaptığımız gibi artık sayfa çevirmenin, birleşmenin ve iyileşmenin zamanı mesajlarını verdi. Oylamanın sonuçlanmasının ardından Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump böylece ülkenin 244 yıllık tarihinde başkanlığının ilk döneminin ardından seçim yarışını kaybederek ikinci dönemde görev yapamayan 5. Amerikan başkanı oldu. Ayrıca seçici kurulu oylamasının ardından 6 Ocak'ta ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi kongrede ortak bir oturumla bir araya gelerek bugün kullanılan seçiciler kurulu oylarını tekrardan sayacak. Ve ardından Biden'ın 20 Ocak öğle saatlerinde göreve başlaması bekleniyor. Özlem Şenşer, Real TV, Washington.